hayatında müthiş değişimler yarattı. Hayata bakış açımız, görüşlerimiz, birçok şey değişti pandemiden sonra. Bugün size pandemiden sonra ortaya çıkan yeni bir trendden bahsetmek istiyorum. Oldukça ilginç. O da şu, mutfakta küçük şık saksıların içinde her an kullanabileceğimiz elimizin altında mini sebzeler yetiştirmek. Mutfak bizim her an kullandığımız bir alan. O yüzden bu trend benim çok hoşuma gitti. Hatta bu şu anda o kadar popüler, o kadar popüler ki yeni evlerde, yeni yapılan mutfaklarda şöyle özellikle cama yakın olan bölümlerde küçük minik bölümler yapılıyor. Ve içine toprak doldurarak istediğiniz mini sebzeleri burada yetiştirebiliyorsunuz. Ben şu anda sadece iki saksı yetiştiriyorum. Aslında bana kalsa çok daha fazlasını yetiştiririm ama şu anda iki taneyle sınırlı tutuyorum kendimi. Bir tanesi taze sarımsak, öbürü marul. Bugün taze sarımsaktan bahsetmek istiyorum. Taze sarımsak yetiştirmek çok zevkli. Hem çok kolay yetişiyor hem de her an, her gün büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Ben bunları geçen hafta dikmiştim. Tabii ki bu sarımsaklar normal marketten aldığımız o büyük sarımsaklar kadar büyümeyecekler. Bunların sürekli ektikten sonra bunların sürekli üzerindeki bu yeşil kısımlarını keserek yemeklerimize garnitür olarak salatalarımızın üstünde çok rahatlıkla kullanabiliriz. Zaten birkaç kez kestikten sonra alttaki bölüm yani alttaki o minik diş çok güçlü olmadığı için bir ihtimal çürüyecektir. Onu atabilirsiniz ya da öylece toprağın altına bırakıp yeni bir diş koyabilirsiniz ve böylece hiç bitmeden sürekli olarak taze sarımsaklar yetiştirebilirsiniz. Normal sarımsak yetiştirmeye yani bu büyük marketten aldığımız sarımsakları yetiştirmekle aynı prensiple çalışıyor. Şöyle 24 saat öncesinden birkaç diş sarımsağı böyle yarı sulu olarak bırakıyoruz. Ve 24 saat sonra çok güzel bir şekilde filizleniyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta bazen buzdolabında kendi kendine filizlenen sarımsaklar olur. Onları da kullanabilirsiniz. Şöyle toprağı hafifçe açıp bunları yerleştiriyorsunuz içine. Oldukça basit bir işlem. Düzenli olarak suladığınızda bu filizler çıkıyor. Tabii bunları böyle keserek. Kopartmayı tercih etmiyorum. Çünkü kökler çok zayıf olduğu için bunları kopartmak yerine böyle makasla kesmek tabii daha güzel. Gördüğünüz gibi hala çok güzel kokuyorlar. Bildiğimiz sarımsak bunlar. Taze sarımsak. Türk mutfağının vazgeçilmezi bu sarımsaklar. Ben bu trendi çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizin de hoşunuza gider. Bu hafta sadece taze sarımsağı anlatıyorum. Önümüzdeki hafta marul ve normal kuru soğandan kuru soğan nasıl yetiştirebiliriz ondan bahsedeceğim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir bu trend. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.